Galileo'dan günümüze kadar diğer gezegen ve yıldızlardaki o bilinmeyen yaşamın varlığını hep merak etmişizdir. Gökyüzünde parlayan yıldızlar gibi bize yeni bilgiler kazandırarak yolumuzu aydınlatacak ve henüz %1'i araştırılmış olan denizlerde yaşayan binlerce yıldızı acaba ne kadar iyi tanıyoruz? Onların bize anlatacakları çok şeyler var. İnsanoğlu binlerce yıldır ortak yaşamayı hala öğrenememişken, sualtının yıldızları için ortaklık önemli bir yaşam felsefesidir. Şaşırtıcı bir uyum içinde ortaklığa gösterdikleri saygıyla yaşayan binlerce canlıdan biri de mercanlardır. ...500 milyon yıldır dünyamızda yaşayan mercanlar, mercan polipi adındaki bir hayvan ve zoantella adındaki tek hücreli bir alg olan bitkinin ortaklığıyla günümüze kadar gelmiştir. Tüm yeşil bitkiler gibi sert mercanların içinde bulunan algler de güneş ışığıyla fotosentez yaparak su ve karbondioksiti glikoz ve oksijene dönüştürürler. Ortak yaşadıkları polip de bu glikoz ve oksijeni kullanarak kireç taşını oluşturur. Bu kireç taşıyla içinde gizlenip yaşamlarını ortaklarıyla sürdürecekleri bir ev yapan mercanlar, akıntılarla gelen planktonları dokungaçlarının hareketiyle avlayıp ihtiyaçları olan enerjiyi yaratırlar. Ortak yaşamın sembolü olan sert mercanlar, bir yılda bir santimetre kadar büyüyerek mercan kayalıklarını meydana getirirler. Oluşturdukları sualtı şehirlerinde birçok canlıya besin ve korunacakları bir yuva sunan mercanlar, sualtının en önemli yıldızlarındandır. Dünyadaki karbondioksiti emip oksijen ihtiyacımızı karşılamakta yağmur ormanları kadar önemli bir konuma sahip olan bu canlılar, yengeçlerden karideslere, yavru balıklardan tüplü solucanlara kadar birçok canlıya ev sahipliği yaparak sualtı yaşam zincirinin vazgeçilmez bir öğesi olmayı hak ederler. Sualtındaki ortak yaşamın en sevimli örneklerinden biri de anemon ve anemon balıklarıdır. Anemon, yere yapışık olarak yaşayıp zehirli dokungaçlarıyla avlanan bir canlıdır. Anemon balığı dışında kendisine yaklaşan her balık onun için bir besin kaynağıdır. Peki neden sadece anemon balığı diğer balıkların korkulu rüyası olan o zehirli dokungaçlardan etkilenmez? Doğduğu andan beri anemonun salgıladığı mukozayla gövdesi kaplanan anemon balığına zehirli dokungaçlar temas ettiğinde kendisine dokunduğunu algılayan anemon ortağına zarar vermez. Bu özelliğiyle korunaklı bir eve sahip olan anemon balığı da besin artıklarını ev sahibiyle paylaşarak kirasını öder. Anemon balıkları büyük bir aileye sahiptir. Anemon balığı ailesinin reisi dişi balıktır ve tüm bireylerden daha büyüktür. Diğer bütün balıklarsa erkektir. Çünkü anemon balıkları sadece erkek doğarlar. Ailenin reisi olan dişi sadece bir erkeğin büyümesine izin verirken diğerleri üzerinde baskı kurarak büyümelerini engeller. Bütün anemon balıkları erkek doğduğuna göre ailenin dişisi nereden gelmiştir? Ya da dişi ölürse ne olacaktır? Dişi anemon balığı ölürse ailenin en büyük erkeği cinsiyet değiştirerek dişi olur. Küçük erkeklerden en sağlıklısı da dişiden büyüme izni alarak
ailenin en büyük erkeği olmaya hak kazanır. Geliştirdikleri bu yöntemle sualtının sevimli ve güçlü bir üyesi olarak milyonlarca yıldır nesillerini sürdürmeyi başarmışlardır. Su altında bir deniz yıldızı gördüğümüzde bu canlının altında başka canlıların yaşayabileceği hiç aklımıza gelmez. Deniz yıldızları beslenebilecekleri yeni yerlere yavaş hareketlerle giderken misafirlerini de yanlarında götürürler. Böylece bazı deniz yıldızlarının altında yaşayan küçük karidesler hem gizlenerek korunmuş hem de kolayca yeni besin noktalarına ulaşmış olurlar. Deniz yıldızlarının akrabası olan kuş tüyü yıldızları akıntılarla gelen besinleri yakalayabilmek için yapışkanlı kollarını açık tutarken bir tehlike yaklaştığında kollarını kapatırlar. Neden mi? Sadece kendilerini değil, kollarının içinde yaşayan ortaklarını da tehlikelerden koruyabilmek için. Kuş tüyü yıldızlarının canlı renklerine bürünmüş yengeç ve karidesler, kamuflajı sadece renkle değil, ortağının dokusunu da taklit ederek başarıyla uygularlar. Bu başarı, onların daha uzun süre yaşamalarını sağlayacaktır. Karides gobisi adındaki bu küçük kaya balığının yuvasında birlikte yaşadığı ortağı kör bir karidestir. Bu şaşırtıcı ilişkide karidesin görevi yuvayı sürekli sağlam tutmaktır. Kör karides kollarını bir kürek gibi kullanarak kumu dışarı çıkartır ve yuvanın girişini sağlamlaştırır. Bu görevi yaparken ona gözcülük yaparak tehlikeleri haberdar edense karides gobisidir. Anteniyle sürekli balığa dokunan kör karides, ortağa uzaklaşıp teması kaybedince gizlenmesi gerektiğini anlar ve yuvasına geri geri girer. Tehlike geçince ortakların görevi devam edecektir. Hem de tüm yaşamları boyunca ve sorunsuzca. Beyaz yüzgeçli köpek balığı açık denizlerde kilometrelerce yol yaparken yalnız değildir. Ona eşlik eden bir remora balığı vardır. Mantalardan kaplumbağalara kadar birçok büyük yolcuya eşlik eden remoralar, vantuzlarıyla yapıştıkları ortaklarının besin artıklarıyla kolayca beslenirken, onların üzerindeki parazitlerden kurtulmalarını da sağlarlar. Hiç düşündünüz mü? Su altının doktorları kimlerdir acaba? Kuşkusuz su altının doktorları hastalarının üzerindeki parazitleri yiyerek beslenen ve onların daha uzun ve daha sağlıklı yaşamalarını sağlayan temizlikçi balık ve karidesleridir. Belirledikleri temizlik istasyonlarını bir hastane gibi kullanan doktorlarımıza gelen ziyaretçiler, tedaviye hazır olduklarını renklerini solgunlaştırarak belirtirler ve görev başlar. Hastaya zarar verebilecek parazitler
ve sağlıksız dokular, temizlikçi karidesleri içinse önemli bir besin kaynağıdır. Temizlik istasyonundan faydalanabilmek için renklerini solgunlaştıran kambur kafalı papağan balıkları ise isteklerini yerine getiren temizlikçi balıklarına büyük bir ziyafet yaşatıp yollarına devam ederler. Artık parazitlerinden temizlenmiş kambur kafalı papağan balıklarını önemli bir görev beklemektedir. Bir buçuk metreye varan boylarıyla bir bizon sürüsü gibi tozu dumana katarak giden kambur kafalı papağan balıkları sabahları sürüler halinde dolaşıp sert mercanların içinde yaşayan algleri yerler. Bir papağanın gagasına benzeyen büyük ve kuvvetli dişleriyle mercanları parçalayıp öğüttükten sonra dışkı olarak sert mercanın iskeletini yani kireç taşını dışarı atarlar ve böylelikle mercan kumunu oluştururlar. Mercan kumunun oluşmasında önemli yeri olan kambur kafalı papağan balıkları beslenirken, kumda yaşayan birçok canlı için de büyük bir yaşam alanı yaratılmış olur. Su altındaki kumluk bölgeler, şaşırtıcı özelliklere sahip birçok canlıya ev sahipliği yapar. Kumdaki yuvalarında gizlenerek yaşayan ve akıntılarla gelen planktonları avlayabilmek için gövdelerini dışarı çıkaran bahçe mürenleri, su altının belki de en utangaç canlılarındandır. Siz yaklaştıkça yuvalarına girip gizlenirler. Yarım santimetre çapıyla müren ailesinin en ince üyesi olan bahçe mürenlerinin binlercesi bir arada uyum içinde yaşarken aynı soydan gelen kurdela mürenleri canlı renkleriyle yuvalarında yalnız bireyler olarak yaşamayı tercih ederler. Kurdela mürenlerinin yavrusu siyah renktedir. Gelişen yavru büyüyüp 80 cm uzunluğuna ulaşınca üreme özelliğine sahip bir erkek olur. Artık rengi mavi sarıdır. Yakınlarda neslini sürdürebileceği bir dişi yoksa cinsiyet değiştirip dişi olabilecek erkek kurdela mürenleri rengini de değiştirir. O artık sarı renkli bir dişidir. Bulduğu uygun erkekle çiftleşip üremeden sonra rengi koyulaşan bu dişi müren neslini sürdürme başarısını göstermenin gururuyla kısa bir süre sonra ölecektir. Yuvalarını kum içine kuran canlılardan en şaşırtıcı renklere sahip olanları ise mantis karidesleridir. Doğadaki en hızlı canlılardan olan mantisler yuvalarında gizlenerek yakınlarından geçecek avlarını beklerler. Zıpkınlı mantisler güçlü kollarını bir silah gibi kullanıp yakınından geçen balık veya karidesi büyük bir hızla avlar. Saniyenin 200'de biriyle doğanın en hızlı hareketi olarak tanımlanan bu saldırıdan o istemediği sürece kurtulmak mümkün değildir.
Avını bir radar gibi çalışan ve 360 derece görüş özelliğine sahip bu gözlerle rahatlıkla hedefleyen mantis karideslerinin gözleri insan gözünden çok daha gelişmiştir. Darbeci mantisler ise avlarını yuvalarından çıkıp arayarak bulur, yengeç ve sert kabuklularla beslenirler. Bir boksör gibi kollarıyla avlarının sert kabuğunu parçalar ve yuvasına götürür. Bu yumruklar bir akvaryumun camını bile kırabilecek kadar güçlüdür. Kum zeminde akıntıya kapılmış yapraklar görürseniz onlara iyice bakın. Belki de gördüğünüz bir çift kaba hayalet boru balığıdır. Sürekli çift olarak dolaşan ailede küçük olan birey erkektir. Deniz atlarıyla aynı soydan gelmelerine karşın yavrularını erkek değil dişi karnında korur. Baş aşağı hareket etmeleri kumda aradığı küçük karides gibi besinlerini hızlı avlayabilmelerini sağlar. Hayalet boru balıkları ise yumuşak mercanların renk ve dokusunu taklit ederek yıllarca ev sahiplerinden ayrılmadan yaşamlarını sürdürürler. Bu farklı renk ve dokular bulundukları mercana göre değişiklik gösterir. Büyük olan dişi 80 adet yumurtasını 2 hafta süreyle karnında taşır ve çatlayan yumurtalardaki yavrular annenin koruması altında yaşamlarına başlar. Yaprak balıkları ise yüzmektense kumda sabit bir noktada sağa sola sallanarak yaprak taklidi yapmayı sever. Kendi halinde sallanan bir yapraktan küçük balıklar neden korksun ki? Bir kağıt gibi ince olan balık beyaz, sarı, kahverengi ve mor renkleriyle bulunduğu ortama rahatlıkla uyum sağlar ve gizlenebilir. Su altında uzun süre yaşayabilmenin önemli kuralı olan kamuflajı en iyi kullanan daha şanslıdır. Bunu yıllar içinde fark eden canlılar çeşitli yöntemler geliştirerek evrimlerine devam ederler. Timsah balığı üzerindeki doku ve yassı gövdesi sayesinde kumda yatarak gizlenir. Gözlerinin üzerindeki doku bile dikkat çekmemek için önemli bir yardımcıdır. Bu 3 santimetre boyundaki yavru timsah balığının kamuflajdaki başarısı ve su altı canlılarının detay zenginliği bizleri bir kez daha şaşırtmaya devam ediyor. Dil balıkları da yassı balıklar gibi kumluk bölgelerde sık sık karşımıza çıkan balıklardandır. Dil balıkları doğduğunda diğer balıklar gibi gövdelerinin hem sağ
hem de sol tarafında gözleri olarak yaşamlarına başlarlar. Sürekli yere paralel yüzerek gelişmesini sürdüren yavrunun zamanla sol gözü sağ gözünün yanına gelir ve gövdesi şekil değiştirerek yassılaşır. O artık tüm yassı balıklar gibi kuma kendini gömüp gözleri dışarıda kalacak şekilde avını gözetlemeye hazırdır. Birkaç milimetre boyundaki bu balık bir kurbağa balığı yavrusudur. Dokusu süngere benzediği için kolay kolay fark edilemezler. Yüzgeçleri yılların getirdiği evrimle bir ayak şeklini almıştır. Çünkü geliştirdikleri şaşırtıcı teknik onların artık yüzüp av aramalarına ihtiyaç bırakmamıştır. Saatlerce aynı noktada hareketsiz kalan kurbağa balığı gövdesindeki oltaya benzer uzantısını hareket ettirir ve onu avlamaya gelen balık da ava giderken avlanır. Ağzını açarak yarattığı vakumla hızla avını yutan kurbağa balığından kurtulabilmek artık çok zordur. Karanlık bastıkça su altında değişim başlar. Gündüz hareketli olan canlılar yavaş yavaş uykuya dalar. Bir köpek balığının ayaklarını yediği bu kaplumbağa da sığınacak uygun bir yer bulmuş uyuyor. Diğer balıklar gibi gündüz sürü olarak dolaşan kambur kafalı papağan balıkları da kovuklarda gecenin bitmesini beklerler. Canlı renkleriyle papağan balıkları gece ağzından çıkardığı bir salgıyla yaptığı koruyucu balonun içinde uyur. Bu balon, balığın kokusunun dışarıya çıkmasını engeller ve böylece karanlıkta onunla beslenen canlılardan korur. Gecenin ilerlemesiyle büyükler uykuya hazırlanırken ortalık küçük canlılara kalmıştır. Artık onlar için avlanma zamanı başlamıştır. Gündüz ortalıkta görülmeyen dekoratör yengeçleri, üzerlerine yapıştırdıkları sünger, anemon gibi canlılar sayesinde rahat rahat av peşine düşerler. Artık onların fark edilebilmeleri çok zordur. Çünkü su altındaki en önemli koruma silahı olan kamuflajı çok iyi kullanarak hem korunur hem de rahatça beslenirler. Akıntılarla derinlerden gelen planktonlar, balık yumurtaları ve larvalar
birçok canlı için önemli bir besin kaynağıdır. Geceleri deri mercanı dışarı çıkarttığı polipleriyle planktonları yakalarken, anemon balıkları hızla geçen besin çorbasından paylarına düşeni alırlar. Şeffaf gövdeleri sayesinde gizlenen karidesler, gece derinlerden gelen besinleri kolayca yakalayarak beslenirler. Yavru tatlı dudak balığı da av peşinde koşarak bu festivalden payına düşeni alır. Bulunduğu balon mercanı üzerinde beslenen orangutan yengecine neden bu ismin verildiği ise ortada. Bir orangutanın su altında olması ne kadar şaşırtıcıysa, orangutan yengecinin kol ve ayaklarını kullanarak beslenmesindeki benzerlik de o kadar etkileyici. Gündüz pek ortalarda görülmeyen bu süslü mürekkep balığı da avlanmak için geceyi seçer. Diğer mürekkep balıklarının aksine yüzgeçlerini yüzmek için değil de kumda yürümek için kullanır. Çok gelişmiş olan beyninden yolladığı sinyallerle gövdesinde gizli renk hücrelerini harekete geçirerek büyük bir hızla renk ve doku değiştirebilen süslü mürekkep balığı kamuflajı çok iyi kullanır. Bu kamuflaj başarısı gecenin karanlığında bulduğu avına yaklaşmasını sağlar ve ağzından dışarı çıkarttığı diliyle şaşırtıcı bir hızla avını yakalar. Gece boyunca av devam edecektir. Avlanmak için geceyi seçenler sadece mürekkep balıkları değildir. Hareket halindeyken 8 kolunu da avlanmak için kullanabilen ahtapot bu gece yalnız değil. Ona eşlik eden 2 aslan balığı da sinsice av peşinde koşmakta. Gündüz sürü olarak gezen küçük balıklar gece avlanırken yalnız olmayı tercih ederler. Fakat tehlikelerden de korunmak zorundadırlar. Boyundan küçük olan her türlü balık gece avlanan aslan balıkları için kolay birer lokmadır. Bir aslan yelesi gibi açtığı yüzgeçleriyle avını sıkıştırıp hızla yutan aslan balıkları yüzgeçlerindeki zehirli dikenleri avlanmak için değil de korunmak için kullanırlar. Thank you.
Aslan balığı, su altında kolay kolay değişmeyen bir kuralı bizlere hatırlatmakta. Büyük balık, küçük balığı yutar. Yakından tanıdığımızı düşündüğümüz deniz yıldızlarının birçok gizemli özelliği vardır. Tehlike anında bir kolunu bırakabilen deniz yıldızının o kolu yeniden oluşacaktır. Eğer bıraktığı kol gövdesinden küçük bir parçaya sahipse, tek koldan yepyeni bir deniz yıldızı da oluşabilir. Tüm gövdesini uzatarak bir santimetre karelik bir delikten bile geçebilecek kadar esnek olan deniz yıldızları midye, istiridye gibi kabuklarla beslenirler. Deniz yıldızlarının alt tarafında yüzlerce tüpçük bulunur. Bu tüpleri birer ayak gibi kullanıp hareket eden deniz yıldızı avına yaklaştığında bir vantuz gibi ona yapışır. Sıkı sıkıya yakaladığı midyenin kabuklarını milimetrenin onda biri kadar aralaması bile onu yemesi için yeterlidir. Alt kısmından midesini dışarı çıkartıp midyenin içine sokan deniz yıldızı salgıladığı enzimlerle yemeğini midyenin içinde yer ve midesini içine sokarak yeni bir av arar. Yine de o güçlü kolları süslü karideslerin saldırılarından kurtulmalarına yeterli değildir. İkisi bir olur ve deniz yıldızını ters çevirerek parçalarlar. Yani birlikten kuvvet doğar. Atalarımızın söylediği bu sözü sualtı canlıları milyonlarca yıldan beri yaşamlarına uygulamaktadır. Acaba bu birliktelik onlara ne gibi avantajlar sağlamaktadır? Baraküdalar, akıntıların getirdiği planktonların bol olduğu noktalarda büyük sürüler halinde toplanırlar. Yüzlerce baraküdanın daireler çizerek yüzmelerinin nedeni nedir acaba? Sürü olarak dolaşan balıklar, kendilerine saldıracak olan düşmanlarından daha büyük bir canlı görüntüsü vererek korunurlar. Bu birliktelik sadece korunma değil, avlanmada da önemli bir silahtır. Baraküda sürüsü büyük gruplar halinde dolaşarak hem korunacak hem de karşılarına çıkacak olası avlarını ortak stratejileriyle daha kolay avlayabileceklerdir. Baraküdalarda olduğu gibi akya balıklarında da görebileceğimiz bu ortak strateji nasıl işler? Büyük
Büyük sürüler halinde dolaşırken gruptan ayrılan akyalar hızla saldırıya geçerek diğer küçük balıkları bulundukları sürüden ayrılmaya zorlarlar. Çünkü akyalar büyük bir sürüde bulunan balıkları tek tek hedefleyemez ve bu hedeflemeyi onların arasına girip sürüden ayrılmalarını sağlayarak başarırlar. Tek başına kalan balık, akya çetesinden bir arkadaşlarının avı olarak hızla yakalanacaktır. İşte bu yöntem birçok balığın sürü olarak avlanmasının ana nedenidir. Yüzyıla varan yaşamlarında 50 yıldan sonra çiftleşmeye hazır hale gelen kaplumbağalar şaşırtıcı bir hafızayla kilometrelerce yol kat ederek genellikle doğdukları noktaya eş bulmaya geri gelirler. Burada çiftleştikten sonra gecenin karanlığında karaya çıkarak kumda kazdıkları çukura 100'e yakın yumurta bırakırlar ve yorgunluktan bitkin bir şekilde dinlenmek üzere denize geri dönerler. Onlar için nesillerini sürdürme başarısı gerçekleşmiştir. Peki ama yavrular aynı başarıyı gösterebilecek mi? Kaplumbağa yumurtaları 75 gün sonra çatlar ve yavrular kumdan çıkarak denize doğru hızla ilerler. Henüz gözleri açılmayan bu yavrular nasıl oluyor da ormana değil denize doğru yönleniyor? İçgüdüleri onların gerçek yuvalarının deniz olduğunu söylese de güneşin deniz üzerindeki yansımasıyla oluşan o büyük ışık onların gerçek hedef noktasıdır. Denizde onları bekleyen aç balıklar ve havadan saldıran kuşların ziyafetinden kurtulabilen 100 yavrudan sadece bir tanesi yaşamına devam edebilecek. Su altının en renkli canlılarından olan nudibranchlar birkaç santimetre boyunda olmalarına karşılık çok dikkat çekerler. Deniz tavşanı adını da verdiğimiz bu kabuksuz salyangozlar neden bu kadar canlı renklere sahip? Şaşırtıcı güzellikteki renkleri düşmanları için kolay bir hedef olmalarını sağlamaz mı? Evet ama deniz tavşanları aslında o güzel renkleriyle diğer canlılara şunu söylerler. Biz bu renklerimizle çok zehirli ve lezzetsiz birer canlı olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz. Sakın bizi yemeye kalkmayın. Deniz tavşanları örneğinde olduğu gibi su altındaki aşırı renklilik o canlının zehirli olduğunun önemli bir göstergesidir. Bu rengarenk kabuksuz salyangozların üreme özelliği de şaşırtıcıdır. Çift cinsiyeti gövdesinde barındıran deniz tavşanları bulunduğu ortamdaki ihtiyaca göre dişi veya erkek olmayı seçer ve genellikle çiftleşme üreme organlarının birleşmesiyle meydana gelir. Çiftleşmeden sonra dişi, bir inci gibi dizdiği döllenmiş yumurtalarını korunaklı ama akıntıya açık bir noktaya bırakır. Su altının renkli çiçekleri gibi görülen bu demette binlerce İspanyol dansözü yumurtası bulunmaktadır. Deniz tavşanlarının en büyüğü olan İspanyol dansözü sudaki kıvrak hareketleriyle neden bu ismi aldığını kolayca kanıtlar. Anemon balıkları yumurtalarındaki yavruların daha sağlıklı büyüyebilmesi için yüzgeçleriyle havalandırıp oksijen almalarını sağlarlar.
Yumurtalarından çıkmaya hazır hale gelmiş anemon balıkları da annelerinin şefkatli koruması altında zorlu yaşamlarına başlamayı beklemektedirler. Üç santimetre boyundaki kardinal balığı da yumurtalarını çatlayana kadar ağzında tutarak korur. Hem de bu görevi yapan dişi değil, erkek balıktır. Su altında erkeklerin yavrularını korumaktaki rolü su üstüne göre daha fazladır. Deniz atları ile aynı aileden gelen iğne balıklarının erkekleri çiftleşmeden sonra yumurtaları karnının üzerinde taşıyarak korur. Bu görev, yumurtaların çatlaması ve yavruların korunaklı bir yerde büyümelerine yardımcı olmalarıyla sona erer. Bu küçük beyaz yumurta keseleri burada hüzünlü bir çiftleşmenin geçtiğini göstermekte. Kalamarlar, çiftleşmek için bir araya geldiklerinde 3 gün sürebilen yumurtalarını dölleme ve nesillerini sürdürme uğraşıyla yorgun düşüp hiç beslenemedikleri için ölürler. Binlerce kalamar yumurtasından çıkan yavrulardan çok azı yaşamına devam edebilecektir. Güneşin batışıyla birkaç santimetre boyundaki mandarin balıkları güzelliklerini bizlere göstermeye başlarlar. Her gün aynı saatlerde gizlendikleri yuvalarından dışarı çıkan dişilerin tek bir amacı vardır. Nesillerini sürdürebilecekleri bir erkekle çiftleşebilmek. Yan yana gelerek gövdelerini birleştiren çift hızla yükselmeye başlar ve erkek ani bir hareketle dişinin bıraktığı yumurtaları döller. Çok narin ve az sayıdaki mandarin balıkları nesillerinin devamı için her gün çiftleşmeye devam ederken yüzlerce yumurtadan sadece birkaçı diğer canlılara yem olmaktan kurtulup yaşayabilecektir. Su altında gece tüm gizemiyle devam etmekte. Sadece 50 yıldır araştırıp öğrenmeye başladığımız su altı dünyası her gün yeni davranışlara tanık olmamıza izin veriyor. 8 santimetre boyuyla dünyanın en küçük ahtapotu ve aynı zamanda en zehirli su altı canlılarından olan mavi halkalı ahtapot besleniyor. Su altının gövdesine oranla beyni en büyük canlısı olan ahtapotlar, 8 kollu olmalarının avantajıyla en küçük delikteki avına bile kolayca ulaşabilir. Üzerindeki renk ve dokuyu inanılmaz bir hızla değiştirip kamufle olabilen bu dişi, av peşinde koşarken bizler için çok büyük bir sürpriz gerçekleşiyor. Bir erkek ahtapot hızla dişiyi yakalıyor ve çiftleşme başlıyor. Küçük ve açık renkli olan erkek, dişiyi sıkıca kavrayarak ölümcül bir göreve girişiyor. Çiftleşebilmek için 8 kolundan en uzun olanıyla spermlerini dişin içine yerleştiren erkek bu yorucu görev sonunda ölecektir. 20'ye yakın yumurta çatlayana kadar onları koruyan dişi neslini sürdürme görevini başarmanın mutluluğuyla yaşam süresini tamamlayacak ve o da ölecek.
Tüm yaşamları 2 yıl olan mavi halkalı ahtapotlar, birçok su altı yıldızı gibi nesillerini sürdürebilmek için kendilerini feda ediyorlar. Peki biz onlar için hiç fedakarlık yapıyor muyuz? Oysa su altı yıldızlarının bizden istediği tek bir şey var belki. Milyonlarca yıldır yarattıkları bu düzen ve ortama saygı gösterip korumamız.